Assalomu alaykum, hurmatli va aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. OKMK telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Shunday ekan, yana efirda masofa ko'rsatuvi. Bugun televideniya radio sohasida juda ham ko'plab ustozlarimiz mavjud. Shunday ekan, bugun aynan bizning ko'rsatuvimiz qahramoni, aynan masofa ko'rsatuvining mehmoni O'zbekiston Respublikasi madaniyat xodimi va rejissor, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining tashkil bo'lishida ulkan hissa qo'shgan rejissorimiz Hoji Murod Ibrohimov bo'ladilar. Shunday ekan, bugun biz aynan Hoji Murod aka bilan suhbatlashishimizdan ko'zlangan maqsad Hoji Murod Ibrohimov aynan har yili hammamiz yaxshi bilamiz 1-oktyabr kuni Sanobar Rahmonova ijrosidagi ustozlar qo'shig'i efirga uzatiladi. Ana shu filmni, qolaversa Sanobar Rahmonovani mana shu ekranlarga chiqib, Sanobar Rahmonova bo'lib tanilishida ulkan hissa qo'shgan ustozlardan biri sanaladi. Keling, bugun biz ana shular to'g'risida suhbatlashamiz. Hoji Murod aka, bugungi bayram sizga ham muborak bo'lsin. Aynan mana shu Sanobar Rahmonovani tasvirga olish va aynan o'sha Sanobar Rahmonovani ijodiga bir yondashish qanday tug'ildi va bu qanaqa bir taklif bo'ldi va kimlardan bu taklif chiqdi? Shular haqida suhbatimizni boshlasak. Endi Sanobar Rahmonova 13 yashar qiz, bir cho'ponning qizi. Olay tog'larida ota-onasi shoda. Faqat cho'ponlik qilib yurishganda o'g'li. Biz bu filmni Sharof Rashidov bir yig'ilishda shu qiz ashula aytgan ekan, ona jonim degan. Shunday ovozini eshitib boshqa qilib bo'ldi 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 deb to'xtatib, keyin shu qiz haqida televideniyaga, men muzikalniy redaksiyada ishlardim rejissor bo'lib, ham dramatik redaksiyada ishlardim rejissor bo'lib, shunda zimand qilib bir qiz chiqqan Anjonda, Asakada, shu joyga boringlar, Pravda Vostok kolxozida deb o'sha yashar edi choponni qizi. Shunaqa ekan, bir ko'ringlar, shu ko'rsanglar yaxshi bo'lardi deb buyruq berdilar. Biz Anvar Isroilov degan redaktor bor edi, muzikalniy redaksiyada juda she'rlar yozardi, juda aqlli, juda yaxshi inson edi. Ikkimiz hamkorlikda ketdik. Maktabiga borsak, maktabidan bizani kelishimizni eshitib, qochib ketibdi. Sanobar. Sanobar. Endi biz uni bilmaymiz, endi maktab direktorlari, ustozi ularni keyin qidirib, oradan shu bir soat o'tganlarda olib kelishdi. Shunaqangi bir uyachang, 13 yashar qiz, kulib turibdi, buni haligi qarashlari, samimiyligi, uni ushlab kino turib suhbat qilishdi. Hayron bo'ldik. Juda ham uyachang bir qiz, 13 yashar qiz ekan. Keyin bizga aytdiki, qo'rqma, bizga bitta ashula aytib bersang bo'ldi, shuni eshitamiz keldi u deb shuni iltimos qiluvdi. Bilmayman qanaqa bo'larkan deb hali uyalib turibdi. Keyin ustozi Ro'zboy aka birdaniga aytadi, aytadi hozir deb o'zlarini qizchalarini olib, keyin doirachi paydo bo'ldi. Andijonim degan ashulani aytdi oldiniga. Bir kuplet. Qarasa, uni o'zini tutishlari,
Buna haligi ovozi, samimiyligi, bir qandaydir juda ham odamga yoqib, shunday qamrab oldi bizni. Ustoz, bu taklifga Sanobar Rahmonova va Sanobar Rahmonovani o'sha vaqtda atrofida bo'lgan ustozlari, muallimlar, qolaversa ota-onalarining munosabatlari qanday bo'ldi? Demak, bizda o'zimizda o'sha davrda o'zbekchilik, mana hozirgi kunda ham qiz bolaning efirga chiqishi, ularni tasvirga tushirish ishlari albatta mushkul bo'lgan bo'lsa kerak. Ularning bir opalari, onalarining singillari bor ekan. O kişi ortaya tushib Toshkentga olib ketasizlarmi degan gapni chiqardilar. Men aytdim, Toshkentga olib boramiz. Televiziyada ko'rsatmoqchimiz. O'zimiz zapislar qilamiz. Oldiniga biz fonogramma olardik-da. Shunaqa olganimizdan keyin neki syomka qilardik. Shunaqa desa, yo'q, uni otasidan so'rash kerak. U degan gap. Keyin hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqdi, Tojiboyeva degan ideologiyani boshlig'i bor ekan. Bektash Rahimov obkomi sekretari edilar. U kishini oldilariga kirib ruxsatlar so'rab boshqa qildi. Ya, sizlar shunday qizimizni olib borib ko'rsatmoqchisizlar-ku. Bize ruhsat bir miyim? Biz bu Anjondan çıkan bu kız bosa. Şu benim kıskası biz op gitişi gepleştik. Başa opalarıyam borarken bile. Bizi uyumuz gibi vardılar. Bizi uyumuz kızım borıydı. Kızım bir ortağı bulu. Bir kilavı uydu yaşadı. Sekizde koyuna etiktiri birdim. Sakkizta ashulaga har xil qilib. Keyin buni ovozini yozish uchun televideniyani radiokompaniya o'sha maqomchilar ansambli qoshidagi ansambli. Keyin bir ikkita ashulalarini kompozitorlarni chaqirib o'shalarga zakaz berib sayqallashtirib shuni tayyorladik de, keyin yozdik. Uni radio komitetda yozdik. Ovozini hammasini yaxshi chiqishi uchun. Shu yozayotgan vaqtimizda ovozini eshitish uchun o'sha kuni Komuna Ismoilova, Dadabayeva, keyin Halima opa ham bor edi, kelib qoldi. Ular zapishga kelishgan ekan. Deb buni ovozini eshitib to'xtab eşki oldiga kelib zapishni eshitishayotgan ekan. Undan meni xabarim yo'q. Keyin zapish tamom bo'ldi. Chiqsak xursand ular. Bu qayerdan topdinglar bu qizni? Bu ovozi zo'r-ku. Deb o'shandan suhbat qila boshladi. U uyalib boshqa qilib terlab ketgan shu suhbatda bo'ldi. Qisqasi mana shu asosida shu qo'shiqlar yozildi. Hammasini keyin syomkani boshladik. Syomkani Andijondan Bog'i Shamol degan joylarda oldik. Andijonning eng go'zal yerlarida oldik. Oray tog'larida oldik. Otni mindirib ham oldik. Ot yaxshi minar ekan. 13 yoshar qiz shu xursand bo'lib shu hamma syomkalarimizga bo'ysindi. Qolganini Toshkentda oldik. Yoshlar haqidagi qo'shiqlarini hammasini. Qisqasi shu qiz haqida 8 ta nomer olindi. Havo keldi xabar uzoqlarimdan bezangan gulshandan bog'larimdan bezangan gulshandan bog'larimdan ko'zimga surma bo'l singar zifoki ko'zimga surma bo'l singar zifoki mening ko'stirgan uzoqlarimdan mening ko'stirgan uzoqlarimdan Thank you.
Aziz teletomoshabinlar, demek har doim har gal efirga ustozlar haqida gapirilganda o'sha demak bizni san'atkorimiz Sanobar Rahmonovani yursam deyman izingizdan ustozlar degan qo'shiqlari yodimizga beixtiyor tushadi. Shunday ekan bugun biz aynan o'sha qo'shiqni efirga qo'yish emas, balki o'sha qo'shiqni yaratilishi, o'sha qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan o'sha tasvirga olish jarayonlari haqida sizga yetkazmoqchimiz. Eng qiyini bizga endi buni ashkorlik etganimdan ham xalq ko'rish kerak. Xalq ko'rish uchun nima qilishimiz kerak? Buni konsert qilib olib olmasak, 13 yashar qizi. Keyin biz Mukarrama Turg'unboyeva bilan gaplashib, bahor ansamblini Bog'i Shamolga olib boradigan bo'ldik. O'sha Bog'i Shamolda o'sha yerda radiolarda e'lon qilib katta bir jamoa to'plandi. Qaron ko'rinish syomka bo'ladi, bahor ansambli keladi deganga xalqimiz to'plandi. O'ta haliga shu do'konlari ishga olib, ovqat do'konlari qurilib sahna qildik. Shu sahnada ular bahor ansambli konsert berdi. Shu konsertdan foydalanib biz bitti nömrünü arasiga tiqib yubordik. Sanobar Rahmonova degan qizimiz Andijonning degan qo'shig'ini aytib beradi deb. Keyin vertolyotdan hammani zakaz qildi operatorlarimiz, uchta operator ishladi. O'sha tepadan turib shu hamma yoni umumiy planlarini olgan vaqtda shu qizimiz chiqib shu xalqi ichida qo'shiq aytdi. Shu bilan yaxshi chiqdi. Keyin montaj qilganimizdan keyin o'zimizga ham yoqdi. Bu joylar kattalashib, shuncha xalq buni olqishlagandan keyin haqiqiy g'alibiyat nima deydi? Yaxshi chiqishiga katta yordam berdi shu bahor ansambli konserti. Demoqchimanki, shu qiz yaxshi qo'shiqlar aytdi, hammamga yoqdi. Keyin televideniyada ko'rsatdi. Televideniyada ketma-ket 3 kun ketdi. 3 kun kelsa ham xat, zvonok. Sharof Rashidov ko'ribdilar. Prezidentimiz Sharof Rashidov ko'rib, katta rahmat, juda to'g'ri ish qilibsizlar. Mana shunaqa yoshlarimizni ko'tarishinglar kerak deb juda bizga haligi katta baho berdilar. Shundan keyin yoshlar orasida tarqalib ketdi bu qizimizni. Undan keyin hamma madaniyat uylarida shu yoshlar haqida qizlarimiz chiqib qo'shiqlar aytadigan bo'ldi. Bu katta bir o'rnak bo'ldi. Ustoz, endi keling aynan mana shu Sanobar Rahmonovani siz mana o'zingiz aytib o'tdingiz, aynan shu ustozlar qo'shig'ini olish uchun siz Andijonga tashrif buyurmagansiz. Bu qo'shiq qanday paydo bo'ldi va bu qo'shiq kimni taklifi bilan tasvirga olindi? Yana nima shuni bilasansam, ustozim. Ustozlar degan deydi. Neki o'shandan ham bir ko'p aytib bergin dedik. Unga ham aytib berdi. Yen aytib beryapti, shunaqangi ovozi boshqacha. Uyalayapti ham shuni aytdi. Yonimda o'tirgan shu redaktorimiz Anvarjon Isroilov bu juda ham zo'r dedilar. Buni nima qilamiz endi? Ya olib ketib, shunga qilamiz dedim.
bo'ldi, menga yoqdi dedim. Ko'rinishi, o'zini tutishi dedim. Unaqa o'zini katta olayotgani yo'q dedim. Yosh qizlarday dedim, o'zini tutyapti dedim. Keyin shundan bo'ldi, bo'ldi, rahmat qizim, rahmat. Uyda kim bor dedik? Ha, uyda odam Olay tog'larida. Onam bor, ukam bor. Bir shunaqa gaplar bo'ldi. Hojimurod aka, siz mana shu O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ishlash bilan bir qatorda juda ham ko'p filmlarga rejissyorlik qilgansiz. O'zingiz mana shu filmlarni boshida bo'lgansiz. O'sha boshqa filmlardan, boshqa ijodkorlar haqida ham ko'plab filmlar tayyorlagansiz. Bu Sanobar Rahmonovani ijodi, Sanobar Rahmonova bilan bog'liq bo'lgan filmni boshqa filmlardan farqi nima deydi? Bu qizimiz juda ham bir talantli, juda ham bir hamma tomondan yetukli edi. Biz buni Moskvaga o'qishga ham jo'natmoqchi bo'lgandik. Keyin unga uydagilari ruxsat bermadi. Ideologiyani o'sha boshlig'i Tojibayeva bizga ham bu o'zi kerak. Bizga ham unda ham bo'lish kerak Anjonda ham bunaqa qiz, bunaqa kansir beray degan deb ruxsatni berishmadi. Biz yetdik. Xo'p desang, o'sha qiz bordim, konservatoriyaga o'qib kelgan dedik. Yo'q, u bu ish uydagilar ruxsat bermayapti deb. Xullas shu bilan biz shuma haligacha bordik keldi qizimday. Uşaşamız. Televideniyelerde çıktık. Körüşken bu ise halkımız kurdu. Sıfatı buldu. Ondan taşkarı uzun kub kursatışadı. Şu halkımız ki memnun bulup şunu sana barra şunçeli şu filmi yaşı kabul kıyanı için bize cüdeyen bir
umuman şu tamoşabillerden minnetdarız. Rahmat. Bunlar hiç kaçan esimizden çıkmaydı. Benim için en yaşlı filmlerimden bir tanesi şu. Bundan taşkara münacat yolcu ivanı oldu. Muhabbet şama ivanı oldum ben. Yani onlar öz yoluyla. Kendi Kamilcan Atan'ı yazdı. Demek ki ben ki çok film konsertlerini alıyorum ben. Lakin bu bizim için en katta YouTube oldu. Çünkü şimdi ben minnettarım ben. Bana hazır yaşlı katta bulup, bana şakalı bulup, barber İlham Cüreyf bilen hemkarlıkta konsertle bir yürüp de şunları içtim ben, fakirlenem, kursam olayım ben. Aziz teletomoşabiller, demek tomoşakılayetkeniniz masofa kursatuvi. Biz hazır bir güzel taronaga navbatni bersek de, son yana suhbatimizni davom ettiramiz. Demek İlham Cüreyf icrasidagi güzel tarona, Sanobar Rahmonovani turmuş o'rtoqlari, Jo'rayevlar sulolasi. Andijon boray dedim, borana olmadım. Ko'zida nimasi bor, qarama olmadım. Shunchalar mushkul ekan, ko'ngil degan. Köylini olay dedim, alana almadım. Köylini olay dedim, alana almadım. Aferin. Aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz masofa ko'rsatuvi. Biz bu galgi ko'rsatuvimizni ustozlarga bag'ishlaymiz. Biz ustozimiz bilan bugun ko'rsatuvimizni olib boryapmiz. Hoji Murod aka, keling endi sizni o'zingizni ustozlaringiz va ilk marotaba o'sha ish faoliyatingizni boshlagan jarayonlarga ozgina qaytsak, siz birinchi o'sha teatrda ham zabardast aktyorlarimiz, san'atkorlarimiz bilan birgalikda ishlagansiz. Keling ana o'shalarni xotirlaymiz. Endi o'zimni ustozim birinchi shu institutni bitirganimdan keyin Hamza teatrı deyilardı, Ramat teatrı da. Alişir Novayeni, Mumun Mirzasını onun hocayı bilen bölge oynayacağım ben. Uzun sanatı. Hem yine ki müşakke işe girip şu teatrdan boşalacağımız. En yaşı şu katta işe gelerinden bir tanesi şu. Üstazım yine en kere Taş Hoca Hacayip. Rejisör. Teatr san'atining büyük rejissyorları. Bana şu adam bize üstazlığı kıyarlar. Yani bu adam gibi cüdü köp nersen biz örgengen biz. Bana kasbaşlarım, şimdi okuyarlarım Turgun Azizov, Tutu Yusupova, Rasul İbrahimova. Keyin Ortiq Hoca Akramov degan bor edi, Shashmaqom filmini qilgan. Demakçı ben ki, şunlarla birgelikte bize şu sanat sahasına girip geldik. Demakçı ben ki, yaman bulmadı. Buradan televizyon açılıp gitti. Açılgende ki, ben tiyatrga yönetişmakçıydım. Ben gittim, yoğuş etti kalamandı. Yardımcı olup kürdüm rejissörge. Televizyonge? Televizyonge. 59. yılı. Şu kirip şu yardımcı aldım, kendi asistanı buldum. Kendine bir kitap filmlerini kıldım. Bir kitap iştirişlerini kıyandım diye iki gün. Bana yine kendi rejissör sıfatı kurtarıştı. Gafur kulağımı yadıgar eseri boyunca. Sinirovka kılıp. Hem insirovka kıldım, hem koydum. Kegin Asgat Muhtarı Tuğuluş romanı asası da İki seriyeli, üç saatli eştiriş kıldım. Bula, şunda eştiriş getirdi, ertesi yok getirdi. Bu televizyonun kamerası arkayı alınken. Şuna ki katta katta işlere kılım vardım. Kendine gün, Çingiz Aytmat, Cemile diyen eser boyunca eştiriş kıldım.
Kub göylərini siyomka qılıb, şüləni op gələb, şü kursatıb, şüləni qəgənim deyikəyən, Çingiz Aytmatovdan yaxşı qatı aldım. Yaxşı baxa verib mənə. Demaqşımın ki, şu ana qədər ketkənimdən keyin telefilm təşkil qılındı. Telefilm təşkil qılıngəndəki telefilmə mən oturmuşa telefilmdə işlədim. İşləgəni vaxtımda keyin kinoga bütünləy berilib getdim. İndi ən katta qılgan işlərimdən bittəsi Respublikanın hər tör yilində siyici bolardı. Şu siyici tör yilində açıdı bolardı haliga. Xisabat. Xisabatı. Şu xisabatı da tör yilliyini şuna qilishi mənə topşırışdı. Mən yine ki bu nərsəni Özbekistanlı YouTube'ları yenge oçurgan şahırları şular haqida şu batırsat girip aşuvlalardan faydalanıp Özbekiston haqida şular hangi bir yaxşı bir YouTube'larımızga erişgan olsa şu intervyuni orqali ko'rsatildi. 15 respublikaning ichida eng birinchi bahoni shu oldi. Eng qiziqligi shundaki bunaqa filmlarni hech kim qabul qilmas edi. Qabul qilardi o'zi televiziyaning rahbarlari. Bu filmni Sharof Rashidov o'zlari raisligida shu film topshirildi. Ko'nimda turdaganlar hammasi qochib ketishdi hisob. Yashimadek qayol avtor Avetik deganlar bor edi Moskvadan kelganlar. O'sha kuni Moskvaga ketib qolishadi. Yo'q bo'lmasa boshqa komandirovka bo'yicha bahona qilib chiqib ketishdi. Bitta o'zi. Prosmotr kuni. Prosmotrda. Butun byuro a'zolari qatnashdi bunda. Shota kichkina bo'lib men qo'rqib qaltirib o'tiribman. Katta bir quvonch bilan qabul qilindi. Aziz tele tomoshabinlar, demak tomosha qilayotganingiz masofa ko'rsatuvi. Endi esa bizni hamshaharlarimizni va jajji kichkintoylarimizni va aziz bolajonlarimizni dil izhorlari va tabriklariga navbatni beramiz. Ustozlarimizga yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin, aziz ustozlar deya ta'zim qilamiz. Aziz ustozlar, sizning bayramingiz bilan tabriklayman va sizga sog'-salomatlik tilayman. Дорогие учителя, поздравляю вас с вашим днем, днем учителя. Ведь учитель – это очень важная профессия. Они нас учат, и мы узнаем много нового. От всех учеников хочу вам пожелать эти слова. Здоровья, терпения, а главное – побольше хорошего настроения. Мы вас очень любим. And now I would like to congratulate all of the teachers in Al-Malik with their professional day. And I wish them good luck and health. And I want you to know that all of our pupils admire you and we love you very much. Thanks a lot. Дорогие учителя, я поздравляю вас с вашим праздником. Желаю вам всего самого наилучшего. Мы вас очень любим и уважаем. Shu bois va 1 oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Ustozlar hamisha bizning baxtimizga sog'-salomat bo'lsin. Ustoz har bir ijodkorni albatta orzulari bo'ladi. Har bir ijodkor ijod qilishga intiladi va yangilik yaratadi doim. Sizning o'sha yigitlik davringizdagi qaysi filmlarda olish orzulari bo'lgan, lekin o'shalar amalga oshmay qolgan. Men ko'p Shuhrat Abbas bilan birgalikda ustozim birgalikda ko'p ishlarni qilardik. Endi u kishi o'tib ketdilar. Mirza Ulug'bek haqida film qilmoqchi edik. Shu biz komandirovkaga borib keldik. Bizga pul ajratildi, kiyim-kechaklar qilindi. Lagavarlar keldi. Afsuski, bu narsani ayrim arboblarimiz, kino arboblarimiz qandaydir bir noto'g'ri to'g'ri qabul qilisholmadi.
bizge karşı aldın Amo Temur hakkında film kılınsın. Keyin nevaralar hakkında film kılınar degen fikrimden başlangan işi tohtatışı. O şakka bütün mablağımızı taşıp. Çünkü vakt ötüp gitkendeki umumun kinoya yaklaşıkaya mı korkup kaldı o da. Çünkü o varıp sinaryaya mı verdik? Şumalı geçen cevap yok hala. Vaholan ki İngiliz tilida, Rus tilida, O'zbek tilida ssenariyani resurs kiyilari ham bitgan. Hamma narsa tayyor edi. Eng kerakli avtorimiz Buruba Yahmedov akademik. Muhammad Ali yozuvchimiz. Shuhrat Abbasov. Uchta odam ssenariy yozishgan edi. Afsuski shu niyatlarimizga yetolmadi. Ustoz, biz juda ham bir yaxshi xushxabarni eshitdik. Aynan siz boshchiligingizda qolaversa ijodkorlar bugun juda ham bir ajoyib yaxshi ulug' ishga qo'l urishyapti ekan. Aynan buyuk bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur hazratlari haqida ko'p seriyali O'zbekiston-Turkiya hamkorligida bir yaxshi film olinyapti ekan. Bu albatta yozuvchimiz Nurali Qobilni o'sha asarlari asosida yangi yo'nalish bo'yicha ish boshlamoqchi o'tiribmiz. Agar shu ish bo'ladigan bo'lsa, biz juda ham katta bir yutuqqa ega bo'lamiz. Millatimizni ko'rki, yuragi, hammamizni ota deb yurganimiz va ota yurt degan kino studiya mana ochildi. Mana shu yerda niyatlarimiz bir Amir Temur haqida film qilishligini. Turkiya hamkorligida. Shu niyatimizga shu yoshga to'lib ham shu biron narsa bir qilib qoldirish kerakda. Shuning uchun mana yana qaytib shu narsada to'xtab turibmiz hozir. Endi ijodiy guruhimiz kuchli, yaxshi. Biz ham aynan o'sha jarayonda qatnashib, muxlislarimiz e'tiboriga havola etamiz. Albatta, bizning millatimiz, bizni buyuk Sohibqiron bobokalonimiz Amir Temur hazratlari haqidagi film barcha bizni tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz uchun qiziq bo'lsa ne ajab. Turkiya Jumhuriyatining Altin Kesit kino kompaniyasi o'rtasida Temuriylar kino epopeyasini yaratish bobida inshaalloh anglashmaga imzo atayuriz. Şimdi biz kino epopeyaning dastlabki 13 serisini yapmak niyatidayız. Demek bunu bu bölümde atıp olacak ki Fatih Temur ve Sultan Yıldırım Bayezid filmi olacak. Ve Allah sağlık ve umur verirse halen serilerinde devam ettireceğiz. İnşallah. Biz kendim ve şahsım ve arkadaşlarım adına dördüncü sefer Özbekistan'a geliyoruz. Biz kendi topraklarımıza geldiğimize inanıyoruz. Ki içimiz ruhumuz kesinlikle böyle. Bizim topraklarımızda olduğumuzu biz düşünüyoruz. Bizim atalarımız buralarda ve Türkiye'de. Onun için iki kardeş ülke olarak böyle bir anlaşmayı yapmaktan dolayı çok memnun olduk. Özbekistan halkına, Özbekistan kinosuna, Özbekistan sinemasına çok teşekkür ediyoruz. Beyefendimiz, bizim yüce büyüğümüz, kralımız, üstadımız bizi karşıladı. Hacı Murat Bey. Ve bizi sevdi. Biz de kendisini çok sevdik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aziz televizyonlar, bugün bana tavarruk kun desek mübarek olmayıydı. Bir nece yüzyıllar kutulgen acayip vakıya sahip oldu. Bizim büyük babak olanımız Sohibqiron Amir Temur Hazretleri hakkında çoğu filmle kalışı. Türkiye ve Uzbekistan ortasında bir hamdostlik kirişuları buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Merhamet. Çok güzel olacak inşallah. Dua edeyiz Fatih. Evvelin. Bana ben de. İkisi de.
Bismillahirrahmanirrahim. İşlerimiz hayırlı olsun. Amin. Ulu ecdadlarımız ruhları şad olsun. Allah madadkar olsun. Amin. 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 Mübarek olsun. Her şey için çok güzel olacak inşallah. Barça vatandaşlarımızın mübarek olsun. Mübarek. Ustoz, shogirdlaringiz haqida ikki og'iz. Endi shogirdlarimdan kelishar. U juda ham o'zi men uning haqida har qancha yaxshi gapirsam bo'ladi. Chunki u shu qirralarimizni o'zining rejissura, televideniyaning rejissura qirralarini mustahkam o'ziga qabul qilgan bo'ladan tas. Aziz teletomoshabinlar, demak, efirda masofa ko'rsatuvi yana bir go'zal taronaga navbatni beramiz. Bugun ustozlar kuni, ustozlar bayrami, shunday ekan baxtimizga ustozlarimiz sog'omon bo'lsin. Hojimurod aka, ustoz, bugungi suhbat uchun, bugungi ajratilgan vaqt uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamisha ustozlarimiz sog'omon bo'lishsin. Buyuk Sohibqiron Amir Temur hazratlari haqidagi olinadigan film xayrli bo'lsin. Ilohim, yurtimiz suyadigan, butun dunyo suyadigan bir yaxshi film bo'lishligini yaratgandan so'rab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, aziz ustozlar, baxtimizga sog'omon bo'ling. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.
buldu dilim gerçeği tügel bayon bayon Kişeyliyim kiş olmayman hayran hayran Kandoklay uterken saylan Yürüşlere kirayıdır, kısmalanayım